Orta Asya Yatırım Holding Açık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahit Ören, hidroelektrik santrallerinin inşası ve işletilmesi projesinin uygulanmasına ilişkin çerçeve anlaşmasını teati ederler. İlk imzalar 5 Kasım'da Bişkek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un huzurunda atılmıştı. İhlas Holding iştiraki Orta Asya Investment Holding, Kırgızistan'da yapacağı doğal gaz çevrim santrali ve hidroelektrik santralini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Evet. 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 Bu, evet. Orta Asya Investment Holding, yıllık 96 milyar dolarlık ciroya sahip Dünya Enerji Devi Power China International Group Limited ve Kazak Enerji Devi Semerko Grup'la mutabakat zaptı imzaladı. Evet. 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 Bişkek'te imzalanan stratejik işbirliği anlaşması kapsamında ilk etapta Kırgızistan'ın başkentinde bulunan TETS-2 arazisinde en az 250 MW kapasiteli kombine çevrim doğalgaz enerji santralinin inşası hedefleniyor. İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, iki santral projesinin hem Kırgızistan'ın enerji altyapısını güçlendireceğini hem de enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade Mücahit Ören, bu işbirliği yalnızca Kırgızistan'da değil, bölge genelinde enerji ve altyapı sektörlerine önemli katkılar sunacak bir adım olacaktır, dedi. İhlas Holding'den yapılan açıklamada ise, Power China International Group Limited ve Semerko LLP ile yapılan işbirliğinin, Holding'in uluslararası arenadaki gücünü pekiştireceği vurgulandı. Power China Euro Asya Başkanı Liu Soqian de imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ve İhlas Holding'e duyduğu güveni dile getirdi. Evet. Evet. Tamam. 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 Evet. İhlas ile sadece Kırgızistan'da değil, bütün Orta Asya coğrafyası ve hatta Türkiye'deki projelerde de birlikte hareket etmek istediklerini ifade etti. Orta Asya Investment Holding Başkan Vekili Haluk Sursa, bir tarafında Power China ve Semerko gruplarının, diğer tarafındaysa İhlas Holding'in bulunduğu bu sözleşmenin 5 Kasım'da Bişkek'te imzalanan o devasa yatırım projelerinin önünü otoban gibi açacağını söyledi.